Maalesef doğru duydunuz. Yıllarca ona kapısını açan, yatacak yer veren, ekmek veren kadını öldürdü. Hem de o kadar soğukkanlı bir şekilde öldürdü ki. Affedersiniz. Sizden ricam, lütfen fidanı bana geri verin. Yalvarıyorum size. Ben anlamadım. Yani böyle bir şey olduysa siz niye polise gitmediniz? Ne istiyorsunuz benden? Polise gitmedim çünkü arada kızım Zeynep var. Ben bu yaşta kızıma bunu yaşatamam. Tek isteğim kızımı alsın, bana eve geri dönsün. Bir dakika. Annemin katili dediniz. Siz kızınızı annenizin katiline mi emanet ediyorsunuz? Nasıl iş bu? Bunda bir acayiplik var Rutkay Bey. Yani ben yemem bunları. Bizim ailevi meselelerimiz sizi aşar Yasemin Hanım. Fidan iyi biri değil diyorum size. Beni dinleyin. Lütfen farkına varın. İyi niyetinizin kurbanı olmayın. Sizin de çocuğunuz yok mu? Siz beni mi araştırdınız? Efendim, varmaya çalıştığım şey o değil. Fidan'la olduğunuz sürece siz de tehlike altındasınız. Bunun farkına varmanızı sağlamaya çalışıyorum. Hadi gidelim, alalım Fidan'ı. Bu mesele de tatlılıkla bitsin. Ne yapıyorsun ya? Öyle her şey gözünün gördüğü yerde olmuyor Yasemin. Kapatalım bu konuyu. Olmaz, ben önce bir Fidan'la konuşayım. Yasemin Hanım. Olmaz dedim. Ben bir Fidan'la konuşayım, o isterse size döner. Yasemin Hanım, siz deminden beri benim anlattıklarımı dinlemiyor musunuz? Bırak kolumu. Affedersiniz, çok özür dilerim. Pardon, fevri davrandım. Ben Fidan'la konuşurum. O istiyorsa gelir, döner size. Hay hay. Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Fazla cesursunuz Yasemin Hanım. Umarım başınıza nasıl bir tehlike açtığınızın farkındasınızdır. Tekrar görüşene kadar iyi akşamlar diliyorum size. Aç. Yedek bir anahtarı vardır. Ne yapacağız anahtarı? Gideceğiz Zeynep. Canavar bizi bulamasın diye mi? Evet. Ben de arayayım mı? Ara, sen burayı bitir. Tamam. Tamam. Senin adam vardı ya Bülent'ciğim, Fidan'ı arayan. Neydi onun adı? Halil efendim. Ha. Hala ses yok mu ondan? Yok. Arıyorum arıyorum, ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Allah Allah. Başına bir şey gelmiş olmasın bu adamcağızın ya? Birileri falan bir şey yapmış olmasın adamı? Ben de bilmiyorum efendim. Arabasını falan biliyor musun sen bunu? Evet, biliyorum. İyi, bir bak bakalım. İyice araştırsana. Belki arabadan falan bir şey çıkar. Memledersiniz. Ama gürültü patırtı falan çıkmasın ha. Merak etmeyin.
Zeynep ayakkabılarını giy. Ayakkabılarını giy hadi. Giy montunu. Giy montunu. Aferin canlandı bak. Bak sırtına. Aferin sana. Aferin sana. Kulağında. Öyle. Fidan. Kaç git buradan. Bu bebeğe yazık günah. Kaç kurtul buradan. Köşkün kapısını da açarım, bahçenin kapısını da açarım. Fidan. Kaç kurtar kendini. Hadi. Gidecek yerim yok ki abla. Gel kızım. Söz veriyorum sabah erkenden getireceğim seni. Sen merak etme tamam mı? Neredesiniz Fidan ya?
Sen... Ne oldu sana? Üşüdün mü sen? Bekle burada. Ben şimdi seni ısıtacağım, dur. Gel şimdi sıcacık olacak, gel. Ama acıktım da ben. Şimdi uyu. Uyuyunca açlığını unutursun, tamam? Susadım da. Hadi kızım uyu. Tamam. Hadi. Geliyorum. Haydi dinlenemezsin burada, kalk. Hadi bir daha görmeyeyim sizi burada. Hadi dışarı. Zeynep. Kalk. Hadi kardeşim, hadi. Kız. Toplatasın tarağını. Hangisinden istersin? Bunlar? Ne kadardı? Hoş geldin. Erkan, nasılsın görüşmeyeli?
Telefonun teknik takibi yapıldı mı senin? HTS kayıtlarını bekliyoruz amirim. Adamın adı Erkan. Bu büyük kurye dediklerinden. Kaçakçılardan alıyor, yurt dışına götürüyor. Daha önce de gidip çıkmış zaten bu işler. İyi. Dosyasını bana da gönderin. Banka hesap dökümü, parayı gönderen hesap. Parayı gönderen hesap yurt dışından abi. Onun da takibini yapamıyoruz yani. Aynen öyle. İyi, güzel. Savcı Bey'le görüştünüz mü? Ne yapıyoruz bu arkadaşları? Görüştük amirim. Sorgusu bittikten sonra mahkemeye çıkartıyoruz. Tamam. İyi. Kravat mravat ihmal etmeyin, tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Kravatı unutmayın ha. Önemli. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Biz yine kaldık bu matematikten Semi. Evet amirim. Sen yoruldun mu? Yavru, sen nereye böyle gece gece ya? Nereye gidiyorsan götürelim biz seni, gel. Yürüme bu saatte, İstanbul sokakları tekin değil. Hop, sana diyorum. Korkma kız, yemem seni. Hava da buz gibi buz. Üşümedin mi? Sorma. Her güneş gülme, her yıldızı geceyi özler, o da bizim gibi. Kardeşiz biz sanki yağmuruyla ıslanan ağaç gibi. Kökünden bağlı kopmaz, özümdür o bilinmez. Sözüm varan diçilmiş, bir günde dört mevsimmiş. Bu şehir benim ve bu şehir bizim nişanlar. Pes etmedik, umutla yürüdük işte her gün aynı yolda. Bırakmam, terk etmem, ben gitmem bu şehirden. Şehirden. Fidan mı o ya? Fidan? 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 Benim korkma. Ne işiniz var sokaklarda, bu saatte, bu soğukta? Hı? Niye kaçtın? Dün beni kim görmeye geldi biliyor musun? Uyuyor mu? Kocam. Ölmemiş. Bayağı kanlı canlı karşımdaydı. Köy olayları falan da yalandı değil mi? Köy ne bilmez o. Köşklerde büyümüş o, zenginliğin içine doğmuş. Bana niye yalan söyledin ki? İnanmazsın diye. Bana inanmazsın diye korktum. Senin o adamla ne işin olur dersin diye. Annesiyle ilgili bir şeyler söyledi. Ben hiçbir şey yapmadım. Sana yemin ederim. Hiçbir şey yapmadım. Yıllardır kimselere evlendiğinizden de bahsetmedi. Kimse bilmiyor. Neden Rutkay?
Bana inat olsun diye evlendi seninle. Bir de sen yetmiyormuşsun gibi ucubet de getirdin. Doğru konuş. Ne olacak mı? Evet. Ucube. Öyle değil mi? Ya. Ne oluyor? Ne bakıyorsun abi? Benim kızım hakkında doğru konuşacaksın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak çekeyim. Kalk. Bu bakışına bak. Bakışına bak şunun. Defol. Defol. Çık. Çık dışarı. Tamam. Asıl onlar yaptı bana. Her şeyi onlar yaptı. Ağır ilaçlar kullanıyor, hasta dedi. Değilim. Hasta değilim ben. Nasıl hasta o? Niye böyle şeyler söylüyorlar peki? Kork diye. Kork da beni geri onlara ver diye. Ama asıl korkması gereken Rutkay. Nasıl buldu bu adam seni? Çalışmaya gittim ben oraya. Ne kadar sevindim biliyor musun? Paşa torununun konağına hizmetçi olarak seçildim diye. Çünkü annemle babam ölmüştü, yalnızdım. Çalışacağım dedim, çalıştım da ama... O konağın sahibi koskoca Rutkay Bey, yakışıklı, okumuş. Hizmetçisini sevdi dedim. Belki dedim sevdim. Çünkü hemen nikahladı beni. Annesine rağmen üstelik biliyor musun? İnandım. Dedim peri masalındayım herhalde dedim. Masal dedim bu ya. Sonra... Şükür ediyordum. Şükürlerim döndü. Yalvarmalara döndü şükürlerim benim. Allah'ım kurtar beni bu adamdan. Allah'ım kurtar beni bu adamdan. Sen ne zaman şiddet görmeye başladın bu adamdan? Evlendiğimiz ilk gece. Niye daha önceden yardım istemedin? Niye kaçmadın? Kimden? Kimden isteyebilirdim? Kime gidebilirdim? Sen Rutkay Sezai'yi tanımıyorsun Yasemin. Onun eli kolu çok uzun. Korktum. Durdum. Bekledim. Dayandım ben. Dayandım. Benim kızımın canını yakana kadar. Hani sen dedin ya bana. Kızımın kılına zarar gelirse ben bu dünyayı yakarım dedin ya. Ben seni çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Küçük kız, küçük kız. Söyle bana neredesin? Gün sabah bekledim oynamaya. Küçük. Zeynep, uyan. Zeynep. Zehra ablanın odasına git tamam. Ben geleceğim seni almaya. Hadi git. Git Zehra ablanın yanına git. Hadi geç kızım. Hadi kapat kapıyı hadi. Aklını mı oynattın ha? Sen aklını mı oynattın? Sen kimsin ya? Sen nasıl olur benim anneme el kaldırırsın? Cevap ver bana. Sen kimsin ya? Sen benim anneme nasıl el kaldırırsın diyorum sana. Bırak anneni.
Zeynep. Anne. Anne. Yazıma ne yapıyorsun? Dokunmayacağım sen. Benim kızıma dokunmayacaksın sen bir daha. Mustafa, duyurma beni. Benim kızıma kızım. Duyurma. Yapmayacaksın sen. Yapmayacaksın. Gel bakalım, gel. Geç şöyle annenin yanına. Ne oluyor? Zeynep Hanım bundan sonra kahvaltı sofrasında hep bizimle olacak. Elbisesi nasıl olmuş annesi, beğendin mi? Çok güzel. Çok iyi mal ettim ama bundan sonra elim artık Zeynep'in üzerinde. Prensesim benim. Bütün sofra senin. Ne istiyorsan ye bakalım. Benim Zeynep'im gözlerimin içine öyle bir baktı ki Yasemin. Kurtar anne beni bu. Kurtar beni buradan dedi çocuk sanki bana. O an dedim. Git Fidan. Bu lanet olası konaktan kaçtı. Allah Allah. Ne yapıyor bu kadın? Çok soğuk olunca dedim abi. İç de içini ısınsın. Hadi afiyet olsun. Zeynep. Zeynep hadi kalksın. Gidiyoruz. Hadi üstünü giyin. Beşinci geceydi sen bizi gördüğünde. Ben senin anlattıklarına inanamıyorum şu an ya. Sen... Fidan sen çok güçlü bir kadınsın biliyor musun? Ben senin bu yaptıklarının onda birini yapamazdım. Bak gerçekten. Helal olsun sana be. Hadi. Hadi. Nereye? Eve. Daha çok işimiz var bizim. Kızları büyüteceğiz daha. Böyle sokaklarda gezerek olur mu hiç ha? Bize şimdi iki tane bol köpüklü Türk kahvesi lazım. Hadi. Hadi.